Şimdi bir görüntüyle devam edeceğiz ama önce manşete bakalım. Atıl durumdaki inşaat alanı tehlike saçıyor ki örnekleri de biliyoruz. Ne yazık ki can kayıpları da yaşandı. İstanbul Sancaktepe'de atıl vaziyette bırakılan inşaat alanı tehlike saçıyor. Görüyorsunuz. Çocuklar yağmur suyunun biriktirdiği alanda yüzerek tehlikeye davetiye çıkartıyor. Çevre sakinleri bu suyun tahliye edilip alanın kapatılmasını istiyor. Görüntüler net, ortada. Bu alanın kapatılması lazım. Önemli olduğunu söyleyelim. Şimdi bir son dakika bilgisiyle devam edelim. Ekranlarınıza da yansıyor o son dakika bilgisi. Diplomasi manşetiyle ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerinde yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki sel felaketi sonrasında yaraların sarılmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti. Ekranlarınıza yansıyan görüntüler, diplomasi ve telefon görüşmesine dair notları ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye, Kazakistan, bölgesel ve küresel ilişkiler ele alındı. Ve tabii onun dışında bu ilişkilere yeni boyutlar kazandırma hedeflerin de masada olduğunu söyleyelim. Kazakistan'daki sel felaketi ve sonrasında yaraların sarılmaya çalışılması ve sürece dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ne zaman isterse destekte olduğunu söyledi. Bu arada Tokayev'in doğum günüydü. Erdoğan Tokayev'in doğum gününü de tebrik ettim.